Çoğunuzun beklediği, çoğunuzun da beklemediği taktik videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden şahane olduğunu düşündüğüm 20 güzel taktiği göstereceğim. Diğer videolarda hep 2 veya 3 kişilik taktikler gösteriyordum. Fakat bugün yalnız kurtlar için taktiklerim var. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Sürekli olarak villa denk geliyorsa ve master bedroom site'i geldiyse dining room'daki hatchten güney penceresini rahatlıkla tutabilirsiniz. Master bedroom'daki hatch açtıktan sonra herhangi bir operatörle dining room'daki beyaz koltuğun dibine yatıyorum. Ve bu kadar. Rakibinizi injiladığınızı düşünüyorsanız biraz ilerledikten sonra C4 atın ve fitilleyin. Villadaki Bottom Red merdivenlerine Welcome Mat'inizi saklayabilirsiniz. Villada Frost oynarken çoğu sefer yapıyorum ve rakiplerim kör oldukları için tuzağı göremediklerinden tuzağıma düşen rakiplerimi bu sayede avlıyorum. Tekrardan villadayız ve çok harika bir açım var. Aisil işaretlediğim ping'e Selma Aqua bir içirme atıyorum. Trophy'deki rakibim eğer rotasyon açtıysa ve rotasyonda dolanıyorsa onu bu açıdan alıyorum. Ayrıca bedroom'a girerek buradan geyik tarafına bile bakabiliyorsunuz. Defans kısmına gelecek olursak açtıktan sonra saklandığımız yer bir pencere arkası olduğu için rakibim beni çok zor görebiliyor. Zaten görse de siz onu ondan önce indireceksiniz. Skyscraper çoğumuzun sevemediği bir harita olsa da göstereceğim Black Eye taktiğiyle takımınıza güzel infolar verebileceksiniz. Bedroom'daki tahta tavana sıkarak açıyorum ve işaretlediğim konuma kameramı atıyorum. Bu bir glitch olduğundan düzelmeden çabuk yapın derim. Whistleguard sezonuyla reworklenen 3 haritadan biri olan Coastline'da poolside'deki tahta çatının üstüne çıkabiliyoruz. Bunun için VIP balkonuna gidip ripple atın. Daha sonra ise en köşedeki beyaz topun üstüne gelecek şekilde ripple attığınızda biraz havalanacaksınız. Daha sonra kahverengi tahtanın üzerine koşarak karşıya atlıyorum ve buradan hook'a bar ve aqua'ya kadar bütün açıları kesebiliyorum. Oregon'da Cade oynamayı seviyorsanız sizler için güzel bir Artel Electro Glove taktiğim var. Blue duvarını kapattıktan sonra garaja çıkıyorum ve işaretlediğim yere Electro Glove'umu atıyorum. Geriye döndüğümde IQ dışında kimse rahatlıkla göremeyeceği için açılmayacak bir duvara takımımı armağan ediyorum. Bu taktik biraz basite kaçmış olabilir. Clubhouse'daki bardaki gösterdiğim yere melee vuruşu yapıp bilardo penceresinden giren rakibinizi düşürebilirsiniz. Genellikle rakipler girdikten sonra bara baktıklarından açtığınız delikten öldürebileceksiniz. Başka bir Electro Glove spotu ise Consulate'de. Garajı savunuyorsanız gösterdiğim yerlere Electro Glove atarak hatchlerin kapalı kalmasını sağlayabilirsiniz. IQ varsa işler değişir tabi.
şaletteyiz ve jacuzzi'de şaşırtmalı bir spam pick taktiğim var. Burada barikatın altını kırmamın sebebi rakibi şaşırtmak. Üst tarafı kırıp jacuzzi'nin üstüne çıktığınızda batı kısmından çıkabilecek yerleri görebileceksiniz. Clubhouse'tasınız ve Arsenal veya Bedroom tarafı geldi. Siz de lojistik ofisten zorlayan rakibinize görünmeden onu almak isterseniz, Hitch'in yanındaki havalandırma borusunun üstüne çıkarak onu avlayabilirsiniz. Reworklenmiş Clubhouse'la beraber çok daha kolay hale getirildi. Bence güzel bir taktik. Villada trophy site'ı veya master bedroom kısmı geldi. Siz de bedroom'dan veya astronom merdivenlerinden girmek istiyorsunuz. Fakat drone ile rakibinizin astronom masasının yakınlarında olduğunu biliyorsunuz. Backstairs'ten işaretlediğim yere bombanızı bekletip atarsanız rakibiniz aniden patlayacak ve siz de astronom merdivenlerinden hızlıca çıkıp takımınıza destek olmuş olacaksınız. Yaklaşık 2 hafta kadar önce keşfettiğim bir taktik ise Cafe Dostoyevski'den. Kitchen'da bulunan eviyenin içine defüzörü kırabilirsiniz. Eğer rakibiniz dolaşıp defüzörü bulamıyorsa, bilin ki takımınıza roundu kazandırdınız. Eskiden casual denince akla gelen house haritasındaki garajdaki beyaz minibüsün üstüne çıkmak için yapmanız gereken önce gösterdiğim masaya çıkmak. Ardından beyaz minibüse doğru koşuyoruz ve çıkabildiğimiz en üst noktaya çıkıyoruz. Önce kolay olanı gösteriyorum. Yattıktan sonra W'ya basılı tutuyorum ve ara ara D tuşuna basıyorum. Çıkabileceğimi anladığım anda A spamlıyorum ve minibüsün sağ tarafına çıkmış olduk. Zor kısma gelirsek ilk aşamalar aynı. Bu sefer W ve D tuşlarına basılı tutup biraz havaya kalktıktan sonra A tuşuna basacak hamleleri yaparak minibüsün en üstüne çıkmış oluyorum. Adeta baştan yaratılan favelada ise güzel bir saklanma taktiğim var. Banks'taki ranzaya gireceğiz. Bunun için gördüğünüz masanın üstüne çıkıp vantilatörü kırıyorum. Daha hızlı koşmak için elime ikinci silahımı alıyorum. Bu arada bunun gibi gizli buffları gösterdiğim videoyu sağ üst kartlardan ulaşabilirsiniz. İleriye doğru bakıp koştuktan sonra çekmeceli dolabın üstüne çıkıyorum ve yere attıktan sonra gördüğünüz ranzanın içine girmiş oluyoruz. Yine saklanıyoruz ama bu sefer Cafe Dostoyevski'deyiz. Bu taktik için pompalısı ve impact direneği de sahip olan operatörleri tercih etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz kovaları pompalıyla kırdıktan sonra işaretimi impact atıyorum ve yer kırılıyor. Bu sayede o ufacık deliğe girebiliyorsunuz. Takım arkadaşlarınızdan ayaklarınızın görünüp görünmediği bilgisini alabilirsiniz. Oregon'da Dorms kısmını seçtiğinizde rakipleriniz genellikle bilardo masasının yanına hemen bombayı kurar. Normalde tam altına C4 atabilirsiniz. Ama biz burada işin şovuna kaçacağız. Kitchen'da gördüğünüz yeri kırıyorum ve C4'ümü oradan atıyorum. Rakibiniz daha komandosu değilse o C4'ü kıramayacak ve siz hanenize 110 puan yazacaksınız. Reinforce'un arkasına C4 saklayabilirsiniz ve bu taktiği Mira ile destekleyebilirsiniz. Eğer camın önünde dans eden veya cama bıçak atmaya gelen rakibiniz varsa, Reinforce arkasına bıraktığınız C4 ile geldiğine pişman edebilirsiniz. Reinforce attığınızda duvara pompalıyla delik açıp, dibine yaklaştıktan sonra sağa doğru eğildiğinizde C4 fırlattığınızda C4 saklanmış olacak. Villada 4-1 yandan rakipleriniz pushluyorsa bardan main stairs'i kesebilirsiniz. Gösterdiğim yeri açıp merdivenden pushlayan rakibinizi öldürebilirsiniz.
İtalya'daki başka bir taktik ise stadyuma balkondan girmeye çalışan rakibinize C4 fırlatabilirsiniz. İlk taktik videosunda eski Border'da böyle bir taktik vardı. Aynısının laciverti. Yere kırıyorsunuz ve dışarıya C4 atıyorsunuz. Bu kadar. Son taktiğimiz ise Consulate'de. Vize kapısından ofisteki içe yakın duvara pusmuş rakibinizi gösterdiğim çok ince açıdan vurup öldürebilirsiniz. Bu son taktik biraz zor. Umarım yapabilirsiniz. Birbirinden güzel 20 taktik gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.